dünyaya tekrar gelsem de olmak isterdim. Daha bilgili, daha donanımlı, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona güzel anlamış, hadislere vakıf, sahabe hayatına daha güzel bilen, anlayan ve amel eden bir görevli olarak yeniden dünyaya gelmeyi arzu ederdim. Ömer Kayhan, 1973 Yozgat Çekerek ilçesi doğumluyum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 26. yılımı çalışıyorum. Son olarak Manisa İl Müftü Yardımcılığı görevini yaparken Bağcılar İlçe Müftüsü olarak atanmış bulunuyorum. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ben Abdülkerim Turlak, 1995 Bağcılar İstanbul doğumluyum. Aslen Bayburtluyum. Bulunmuş olduğumuz ilde ikamet ederken 2018'de İmam Hatip olarak Kocaeli'nde göreve başladık. Daha sonrasında 3 yılın akabinde şu anda içinde bulunmuş olduğumuz bu güzel mabette Bağcılar Merkez Camii'nde yaklaşık 10 aydır İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Adım Selahattin Can. Gönüllü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği okuyorum. Samsunluyum. Gençlik Kolları Başkanıyım. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İmamlık iki manada düşünmemiz lazım. Bir, imamlık derken bütün Müslümanların rehberi manasına düşündüğümüz zaman yeryüzündeki bütün Müslümanların maddi manevi sıkıntısı varsa ona düşünecek, çözüm bulacak insan demek. Ama biz bunu bir din görevlisi olarak izah edersek biraz yükü hafifletiriz. Çünkü bütün Müslümanların yükü çok ağırdır. Hani yeryüzüne ne kadar zulme uğrayan mazlum Müslüman insan varsa imam hepsinin yardımına koşacak. Camimiz Türkiye'de hizmetleriyle cami merkezli hayat projesiyle örnek olmuş, örnek hizmetler sunan bir camidir. Bize göre tabii imamlık, imam hatiplik, önderlik ve rehberlik etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizler varisiyiz. Bu vesileyle mihrabın üzerimizde büyük bir ağırlığı var. Kürsünün ağırlığı var, minberin ağırlığı var. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. İşin şuur içerisinde milletimizle kaynaşarak hayırlı hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Elhamdülillah dinimizin gereği ibadetimizin camilerde daha 27 derece fazla itikatiyle camide cemaatle namazımızı kılmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah hocalarımız disiplinli, temiz, cemaat seven, sayan, ilgi gösteren gençleriyle, ihtiyarlarıyla beraber elhamdülillah İtibat edenler. Camiye geldiğimiz zaman dini sohbetler çok oluyor. Cemaatler arasında dini sohbetler yapıyoruz. Akşamları tezvit dersleri veriliyor. Mahalleli sakinler arasında camide namazı kıldıktan sonra işte çay sohbetlerimiz oluyor. Onlarla çay içiyoruz, sohbet yapıyoruz. Bağcılarımızın sosyal dokusu, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen insanların oluşturduğu muhafazakar kimliklere sahip insanlarımız. Camilerimiz yoğun bir şekilde cemaate sahip, yani diğer başka ilçelerimize nazaran muhafazakar kimliği olduğu için camilerimizdeki cemaat sayımız da yoğun. Son zamanlarda yapılmış camiler var. Tarihi niteliğe sahip camimiz fazla bulunmamaktadır. Dini altyapısı sağlam, cemaat sayısı da iyi diyebileceğimiz bir düzeydedir.
Öncelikle gençlik kolları olarak camimizde çok gençlerimize önem verildiğini belirtmek istiyorum. Şöyle ki şimdi bu dönemlerde zorlu süreçlerden de geçtiğimiz oluyor. Hem ülke olarak hem de gençlik olarak. Bunun yanı sıra camimiz de buna çok büyük katkı gösteriyor. Gençlerimize ayrı bir ilgi olması sebebiyle. Camiyle ilgili akşamları, akşam namazından sonra ki şimdi de yazın öğlen saatlerinde olacak derslerimiz oluyor. Bu gençlerimizi teşvik etmek için de spor faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Futbol takımları kuruyoruz, yüzmeye gönderiyoruz. Bunun yanında ikramlarda bulunuyoruz. Çünkü çocukların öğrenmek kadar eğlenmeye de ihtiyacı var. Çocuklar bunu nasıl söyleyeyim? Eğlenerek yapmalı ki, teşvik ederek yapmalı ki bir yere gelebilsin. Çünkü bir çocuğu yetiştirmek bir nesli yetiştirmek demek. Yani camiye genç olarak gelen cemaatimiz hakikaten çok az. Cumartesi günleri bazı gençlerin gelmesini arzu ediyoruz. İşte onlara yarım saat Kur'an-ı Kerim dersi, yarım saat sohbet, sadece haftada bir gün gelebiliyorlar. Gönül arzu eder ki bu gençlerimiz camiye haftada her gün gelsinler. Ara sıra bile döner ikramımız oluyor, çiğ köfte ikramımız oluyor. Tabii cemaatimiz bunu görünce yaşlı insan bakıyorsunuz yani hakikaten çok yaşlıdır. Elbisesi bile solmuş ama gençler böyle camide görünce cebindeki harçını çıkarıp gençlere veriyor. Yani buna şahit oluyoruz. Bu neyi gösteriyor? Yaşlı insanlarımız camide gençlerin gelmesini arzu ediyorlar. Onlar da böyle bu eğitimi seviyorlar. Camilerimizin toplam cemaat kapasitesi 164 bin küsür bin. Ben onu ortalama 165 bin, 170 bin çok sıkıştırıldığı zaman 170 bin kişiyi cuma günü cuma namazı kılacak şekilde bir rakam verebiliriz size. Şu anda bu kapasitenin yetmediğine dair bazı camilerimizden duyumlar alıyorum ama genel anlamda çok bir sıkıntı olmuyor. Yani bir caminin birisi dolunca vatandaşımız onu görüyor, tecrübe ediyor. Bir sonraki cumaya bir başka camiye gidebiliyor. Bu şekilde onu ayarlayabiliyor. Yani vakit namazlarımızda problem yok doluluk açısından. Cuma namazlarımızda ve bayram namazlarımızda olabiliyor. Bayram namazında toplamda 151 adet şu anda görevlimiz mevcut. Bağcılar, İlçe Müftülüğümüze bağlı camiler de görev yapan. Öncelikle toplumun temel sorunlarından biri olan özellikle son zamanlarda aile problemleriyle bu tarz sorularla muhatap oluyoruz. Ve yine bunlara Kur'an ve sünnet ışığında sahih bilgiler doğrultusunda ve yine büyük imamlarımızın içtihatları üzere verilen fetvalar ve tavsiyeler üzere gelen kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sabah, öğlen disiplinli bir şekilde hatimimizi okuyoruz. Akşamları gençlerine hocalarımız derslerini veriyorlar. Cami hayatın merkezi. Hayatın merkezinde mutlaka buluşmamız lazım. Biz din görevlileri olarak, din görevlisi demiyoruz, biz din gönüllüsü olarak da caminin içinde ve dışında Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet metodunu uygulayarak gelmeyene gitmek, geleni karşılamak, taş atana gül atmak misali çalışmalarımızı bu düsturla devam ettiriyoruz. İşimiz de bu olmalı. Çünkü camide her kesimin insanlar namazda safa durduğu zaman mevki, makam, zengin, fakir ayrımı yapmadan herkes eşittir. Biz bu eşitlik içerisinde hareket ediyoruz. Çiftlik Demircan Camisi'ne teşekkür etmek istiyorum. Buradan aynı zamanda Abdullah Başkanımız da gençlere ilgili. Bu konuda ona da çok teşekkür etmek istiyorum. Yani camimizde buna binaen katkısı gerçekten çok fazla oldu. Bağımlılıkla ilgili koordinatörlüğümüz var. Biliyorsunuz gençlerimiz uyuşturucu batağına düşüyor zaman zaman. Çıkmak için çareler arıyor, bunalımlar geçiriyor. Bununla ilgili de bizim koordinatörlüğümüz var. İşte bir vaiz arkadaşımız ya da bir din hizmetleri uzmanı arkadaşımız ya da bir Kur'an kursu öğreticisi arkadaşımızı, eğitim alan arkadaşımız ama görevlendiriyoruz. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyor, ziyaretler yapıyor, programlar yapıyor, seminerler yapıyor, bizleri çağırıyor ya da alanında yetkili arkadaşlarımızı çağırıyor, programlar yapıyoruz. Yani en azından biz de bu konuda neler yapabiliriz'i ortaya koymaya çalışıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak.